da sokabilir diyordunuz. Sanırım Beşiktaş maçı biraz bunu mu getirdi? Icardi'nin bulduğu goller, gene geri kalan takımı biraz yukarıya çıkartması açısından. Gerçi Kerem sonuçta yedek kaldı o karşılaşmaya. Sonradan daha iyi oldu. Onun yerine oynayan Barış da iyi bir performans sergiledi ama sanki Galatasaray hem alan kapatma açısından, bu arada sadece hücum da belki 7 gol tabii hücum konuşulacak ama Başakşehir'in alanları da öyle bir kapattı ki Başakşehir okuyorsun gibi şu an. Öyle mi, sizde mi vardı? Yok, hiç konuşmadık ama. Tabii işin ofansif tarafı önemli ama bir de defansif tarafı buyurun var. Zaman, buyurun. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Lider kaybetti Fenerbahçe. İki takım aynı puanda. Başakşehir ve Galatasaray 24 puan. Hocaları ister istemez soyunma odasında alınacak 3 puan öneminden bahsetmiştir. Hocasının dediklerini yapan bir Galatasaray takımı ve futbolcular vardı. Hep konuşuldu. Galatasaray çok pozisyona giriyor. Bunu Karagümrük'ün ikinci yarısı 10 kişili Karagümrük'e karşı çok pozisyona girip 2 golle bitirdiğinde de konuştuk. Diğer maçlarda da konuştuk. Bir gün patlayacak dedik ama bu takım Başakşehir olacağını kimse tahmin edemezdi. Bu maça gelmeden 12 maçta 8 gol yemiş bir takıma 7 gol atmak inanılmaz bir şey. Lig tarihine geçen bir maç, uzun yıllarda unutulmayacak bir maç, Galatasaray adına da her zaman akıllara gelecek bir maç oldu. Sadece attığı gollerle değil, bence defansif anlamdaki başarısıyla da. İnanılmaz bir futboldu 90 dakikada. Ön tarafta işte şu an Guti İspanya'da böyle yapıyordur. Ne oldu ya, ben gündem olmuşum, neden olmuşum diyordur. İzlediğinde muhteşem bir asist görecek. O yüzden gündem oldu Guti. O da farkına varacak. Hakikaten Icardi'nin çok iyi performansı, Mertens'in çok iyi, Kerem'in, Raşitsa'nın orta sahada Oliveira'ya bayıldım. Defansif görevinde Nelson Abdülkerim çok iyi oynadı. Mustera'ya bir tane top geldiğinde o görevini yaptı, ilk yarı kafayla vurduğunda. Yani oyuna girenlerin oyuna katkısı. Ya 6-0 önünde dakika 88 baskı yapıyor önde. 7 arayan bir Galatasaray. İşte bak, büyük takımdan her zaman beklenilen oyun buydu. 3 attı 4'ü arar, 4 attı 5'i arar. Tarihe geçti Galatasaray. Alanya maçında muhteşem oynadı. 10 kişi kaldığı için o maçı berabere bitirdikten sonraki süreçte Karagümrük'e karşı ikinci yarıdaki futbol, Beşiktaş maçındaki 90 dakika futbol ve bugün oynadığı 90 dakikadaki futboldan Galatasaray taraftarlar inanılmaz memnun. Hocam da söyledi, şu an lig devam etsin ister ama mecburi ara var. Okan Hoca için çok kritik bir virajdı. Ya siyah ya beyazdı. Şu an bembeyaz bir sayfa açıldı. Yani bu maçtan hikaye yazarsın. Maçta inanılmaz futbol adına güzel detaylar var. İşin hem ofansif anlamında hem defansif anlamında. Başakşehir adına da alınılacak inanılmaz dersler var. Emre Hoca'yı çok iyi tanıyan biri olarak kariyeri başarılarla dolu. Bugünü unutması çok kolay olmayacak. Hani şu an soyunma odasında ne konuşuyor, nasıl bir durumda tahmin bile edemiyorum. Çok üzgün, normal. O da böyle bir şey beklemiyordu. Evet, Başakşehir çok kötü oynadı ama Başakşehir'de kötü oynatmaya iten Galatasaraylı oyuncuların bence inanılmaz performansı, akıllı strateji, maçın her anını yaşamaları, konsantre olmalarıydı. Galatasaray'daki alınan oyuncuları zaten hiçbir zaman eleştiremedik kariyer olarak. Icardi az gol attı ama iki tane önemli maçta derbide goller attı. Bugün de goller attı. Ben neden Inter'i gördüm? Paris Saint Germain'e gittim, o kadar pahalı bir bonservisle iyi gösterdi. Mertens hep işin defansif tarafında çok koşuyor dedik. Artık işin ofansif tarafına da dokunan, asistler yapan, gol atan bir Mertens'e büründü. Oraya. Hocayı şu anlamda da tebrik ediyorum. Beşiktaş maçında Barış'ı oynatmak ne kadar riskliyse bugün Kerem'i de oynatmak bir o kadar riskliydi. Riske alan hoca kazandı. Radikal Kerem bugün elektrik yaptı. Değil mi? Radikal İyi kararlar. Bir oynamış Barış'ı kesmek sıkıntı yaratabilirdi ki Barış'ın ben Beşiktaş'a karşı performansını da çok beğenmiştim. Daha hani 7 tane gol izledik. Benim en sevdiğim şey bol pozisyondur. Çok pozisyona giriyor, az atıyor dedik. Bugün 10 tane isabetli şut var. 7 tane gol, 2 tane direkt. Bu kadar olur. Neredeyse 10'da 10. Her gittiğinde sonuç alan bir Galatasaray izledik. Bu böyle kolay bulunacak bir şey değil. Hani bunun bir standardı olsa Galatasaray'da zaten her maç 3 gol, 4 gol izleyebileceğimiz bir kadro var. Onu niye veremiyor diye hep konuştuk. Ama süreç ilerledikçe, oyunda taşlar da yerlerine oturunca, asıl kadrosunu bulunca Okan Hoca, Galatasaray'ın içindeki o cevher çıktı. Şu an taraftarlara 45 gün, 450 gün gibi geçer.
Çünkü bu böyledir. İşler iyi gitti mi lig devam etsin ister. Ama lige de zevk geldi. Şu an 2 puan fark var. Fenerbahçe lider. Haklı bir şekilde lider bu arada. Fenerbahçe'nin genel performansı haklı bir şekilde şu ana kadar lider var ligde. O da Fenerbahçe. Galatasaray'da ikinci sırada. O da haklı bir şekilde orada. Ve bu Galatasaray tam da böyle beklenilen oyunu son 3 maçlık sürece kadar vermemiş haliyle burada. Okan Hoca sahanın içine konsantre olduğunda daha iyi şeyler yapabileceğini gösterdi. Çünkü hep dedim diyeceğim hakemle ilgili çok konuşuyordu. Evet hatalar var mıydı? Vardı. Türk kuralıyla ilgili çok konuşuyordu. Haklı mıydı? Ama olsun kamuoyu zaten konuşuyor. Gerek yok. Sahanın içine konsantre olmalı. Yıldızları yönetmeli. Sahanın dışında orgeneral ister istemez konuşuluyor yani. Mourinho da olsa, Klopp da olsa Galatasaray'ın başında işler kötü gittiğinde Fatih Hoca konuşulur. Oraları da artık bilen, ona göre takımına konsantre olan bir Okan Hoca görüyorum. Galatasaray tarihinde unutulmayacak bir oyun. Bak skordan önce oyun. Kolay değil öyle Başakşehir'e 7 gol atmak. Ve skor alındı. Tabii ki çok mutlular. Emre Hoca ise inanılmaz üzgündür. Ama Emre Hoca'nın da yanlışları var mıydı? Vardı. Mesela Kenny'yi bu kadar oyunda tutmasını ben anlamadım. Dakika 30'da alsa neden aldın demem. Onun dışında Münir, Boey karşısındaki oyuncu oynatmıyor. Enkudu'yu da oynatmadı. Bugün Münir'i de oynatmadı. İnanılmaz bir performans. Diğer tarafta Traore istediği topları aldı. Sonuçları yapamadı. Hani şut atardı, gol atardı onları yapamadı. Çünkü defansif görevini çok iyi yapan bir Galatasaray vardı. Galatasaray'da hani bir kişi kötü oynadı desem yok bulamıyorum. İzninizle. Kerem'le ilgili bir şey söyleyeyim ben. Kerem belki başka maç olsaydı bugün oynamayabilirdi. Başakşehir maçı olduğu için farklı duygulara sahip bir maçla alakalı. Çünkü geçmişi oradan geldiğiyle alakalı, orada sıkıntılarıyla alakalı. Onun tam ne olduğunu bilmiyorum ama duygusal anlamda oraya karşı bir şeyi var. Kendisi röportajında söylüyor. Farklı bir motive olmuş bu maça, öyle gördüm ben. Ama herkes Kerem'den sadece Başakşehir performansı değil, geçen seneki her maça aynı performansla çıkmasını bekliyor. Aynı duyguyla çıkmasını bekliyor. Çünkü geçen sene bu formu nasıl yakaladıysa, devam ettirdiyse onun devamını bekliyor herkes. Onu söyleyebilirim. Bir de Kenny ile ilgili Başakşehir'in santraforu olmadığını çok açık ve net söyleyebilirim. Böyle bir kaliteli bir takımın bugünkü 7 gol kimseyi kandırmasın. Çok önemli bir takım Başakşehir. Ülkemizde daha önce zaten Okan Hoca ile şampiyonluk yaşamış bir takım. 3 aşağı 5 yukarı hala orada onun şampiyonluğunda kalmış bir sürü oyuncusu var. Ama ne Okaka ne Kenny Başakşehir'in santraforu değil. Bu imkanlara da sahip bir takım. Daha iyisini almaları gerekiyor. Eğer ki bu ligde olmak istiyorlarsa, kalmak istiyorlarsa ve daha ileriye götürmek istiyorlarsa, şampiyonluk yolunda gitmek istiyorlarsa daha iyi bir santrafor almaları lazım. Nihat Kahveci, bir şey daha soracaktım izninizle. Okan Hoca'dan bahsettik. Radikal kararlar aslında siz de belirttiniz. Yunus mesela kadroda yok. Aslında yerli kontenjanıyla evet. ilgili çok şey dile getirdi ama bir yerli oyuncusunu bugün kadroya almıyor. Bir sakatlığı da yok, sakatlığı olmadığını biliyoruz. Performans bazlı oynamadığını biliyoruz ki hafta içi Offspor karşısında zaten forma giydi. Bugün bir oyuncusunu zaten sakatlıktan dolayı hemen Emre ile değiştirmek zorunda kaldı Kazımcan'ı. Van Aanholt'tan yine vazgeçti aslına bakarsak. Ve dediğiniz gibi geçen maç Barış ilk 11'de, bu maç Kerem ilk 11'de. Radikal kararlar verince bu takıma dokunuş olarak pozitif yansıdı herhalde. Sadece oyuncuların performansı değil, bu kararlar da yansıyor bir şekilde. Emre Hoca tarafından da 3 mağlubiyeti var. Biri Fiorentina'ya, biri Sivasspor'a, biri Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe maçına bakıyorum, bu kadar pozisyon yemedi. Beşiktaş maçına bakıyorum, evet 3-4 tane ciddi pozisyon var ama deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş maçında çok fazla pozisyon vardı. Tabii ki vardı. 3-4 tane pozisyonu vardı ama mağlup etmeyi başardı. Evet. 3 tane mağlubiyeti olan bir Başakşehir. Ne oldu da bugün 7 gollü gelen mağlubiyet artı belki de rotasyonu çok fazla yapan bir Emre Hoca vardı haliyle, Avrupa Kupaları da olduğu için. Bugün oynatmadığı oyuncularla da tercihleri de biraz değerlendirebilir misiniz? Hatayspor maçından hiç memnun olmadığını ben biliyorum çünkü maçın sonunda da açıklamaları tabii, vardı. Tabii hatalar da vardı o maçta. Şimdi şunu söyleyeyim. 25. resmi maçına çıktı. Bak bu kolay bir şey değil. Daha Kasım ayındayız.
Bu çok büyük. Bugün ne yaptı? Mesela Beşiktaş maçında kendi yarı sahasında kapalıydı. Fenerbahçe maçında kendi yarı sahasında daha çok topu verip kendi yarı sahasına kapanan, hatlar arasında mesafe bırakmayan bir Başakşehir vardı. Kısa bir takım boyunda o zaman Endiaşimi, Duarte, Biglialar orada, Hasan Ali oynadığında Kayseralar defansif olarak daha iyi olduğunu görüyorsun. Çünkü müdahaleci oyunculardı dar alanda. Bugün ne yaptı? Geriden kalecisi Muhammed'le beraber takım boyunu uzatıp hani geriden pas yapayım, çıkayım Traore'ye atayım, çıkayım Münir'e atayım, birebir yakalayayım geniş alanda, pozisyon bulayım düşüncesinde Galatasaray orta sahası, ön tarafında Icardi, Kerem'in, Raşika'nın da desteğiyle iyi baskı yapıp hataya zorladı. Ama o hataları da tekrar ısrarla strateji değiştirmeden geriden çıkmaya çalıştığı için Galatasaray bunun bedelini ödetti. Galatasaray'a geniş alan bırakırsan, kapalı defanslarda Kerem'i hatırlayalım, duvara çarpar gibi 2-3 kişi çalınmarken top kayıpları, ama sen böyle geniş alan bıraktın mı Kerem bu ligde her takıma bu tarz golleri atar, topu da alır götürür. Bence Başakşehir'in en büyük hatası oydu. Topa sahip olup takım boyu çok uzun tuttu. O baskılardan çıksa Emre Hoca'nın stratejisi net bir şekilde sonucunu alabilirdi. Ama o baskıdan çıkarmayan bir Galatasaray vardı. Ön tarafta ve merkezde çok iyi o baskıları uyguladı. Hocam? Baskıdan çıkamadı dedi hocam. Baskıdan çıkamama sebebi ön 3 oyuncunun da top tutamaması da oldu Başakşehir'in. Kenny, Traore, Münir istedikleri topu alamıyorlar. Aldıkları topu da tutup taşıyamadılar. Tabi burada orta saha tercihi de belki etkili oldu Emre Hoca'nın. Geçen haftaya göre 6 tane rotasyonu var. Alex için mi beklerdiniz? Orada mesela Yusuf Endişime'ye ön libero oynarken daha katkılı oynuyordu. Önceki maçlarda gol bulabiliyordu. Bugün sakatlıktan çıkmış Biglia ile Mahmut'un performansı Emre Hoca'nın beklentilerinin çok altında kaldı. Tabi Galatasaray oyuna istekli başladı, coşkulu başladı. Hocalarımın anlattıklarına ben şunu da eklemek istiyorum. Mertens'in Galatasaray'ın oyunundaki görev tanımı oturduğu için Galatasaray'ın oyunu da oturmaya başladı. Çünkü daha önceki haftalarda Mertens oyundan çıkıyordu, istediği pasları alamıyordu. Oyunun lideri konumunda değildi Mertens. Endişemi ama Hatayspor maçında da orta sahada oynadı. 3-3 bitti. Oradaki 3 gol. Tabii Volkan'ın da hatası vardı belki ama herhalde bazı yerlere fatura mı kesti acaba o 3-3'lük baştan sonra? Geçen maç zaten çok ciddi sinyaller verdi. Ya olabilir. Olabilir. Nihat Hoca az önce söyledi. Bugün 2 tane maç var. Birazdan belki Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Tabii. 2 tane hiç kimsenin beklemediği skor var. Mağlup olan iki takım da 25-26 tane resmi maç oynamış. Rotasyon var, oyuncular yorgun, istenilen oyun ortaya konulmamış. Etkenler konuşuruz, detaylar konuşulur. Ama bu skoru Emre Hoca da beklemiyordur, oyuncular da beklemiyor, tüm kamuoyu beklemiyordu. Yalnız Galatasaray. Özür dileyerek söylüyorum, Emre Hoca'nın açıklamasını okudum. Birazdan sen okursun. Çok net bir cevap vermiş maça. Doğrudur. İstersen ok üzerinden gidelim. Hazır bence öyle zorlu bir maç falan olmadı. Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Oyuncularımızın seviyesini bize göstermiş oldular. Oo. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösteren net bir maç oldu. Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ederim. Sorumluluk tamamen benim. Şimdi bir çelişki var biraz. Kendi sorumluluğu alıyor mu? Oyuncuların seviyesiyle bak, ilgili eleştiri de var. Kendi aldığı sorumluluk işte biraz... Pardon Kemal ya sen... Devam et hocam. Kendi aldığı sorumluluk bence geriden işte o ısrarla pas yapma, orada yapılan hatalar ve takımın aynı şekilde oynaması olabilir. Değil mi? Başka bir strateji üretebilirdi Emre Hoca. Kenny'i ya çok tuttu oyunda mesela. Evet. Çok kötüydü. Eğer uzun top atıyorsan bazen Muhammed uzun top attı orada o işi Okaka yapar, tutar. Kemal Hoca'nın dediği gibi önde top tutamazsan senin sol bekin Hasan Ali gelemez, Kayser'e gelemez, orta sahada oynayan Berkay ön tarafa gelemez. Çok kolay top kayıpları. Galatasaray'da o geçişi defanstan ofansa hani transition defensive, transition offensive oyu çok iyi yaptı bugün. Hemen direkt rakip kaleye gitti ve her gittiğinde tehlikeli oldu. Direkler ve goller. Senin söylediğin örnek penaltı pozisyonu. Müthiş orada. Evet. Üçgen, baskı. Torreira topu kaptı. Mertens, Icardi penaltı pozisyonu. Bir de Icardi'nin sadece attığı gol, verdiği asistler üzerinden değil.
O ön tarafta nasıl top tutup arkadaşlarına servis yaptığı da çok önemliydi. Evet, buyur hocam. Siz de kaldık. Şöyle.